Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte endeksteki kısa vadede oluşabilecek ani sıçramayı, ani yükselişi göstereceğim. Nedenleriyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeniz bunu tam olarak anlamanıza fayda sağlayacaktır. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Hem açıklamalar kısmında hem de yorumlar kısmında linkini bulabileceğiniz Osmanlı Yatırımla birlikte oluşturduğumuz bir eğitimimiz var. 24 Mart tarihinde Osmanlı yatırımla birlikte bir temettü yatırımcılığı, temettü emekliliği, temettü nedir adı altında bir eğitim düzenlemiş olacağız. Ve burada sizlere elimden geldiğince temettü ile ilgili bilmemiz gereken aklımıza takılan soruları tamamen anlatmaya çalışacağım. Eğer eğitimimize katılmak isterseniz tamamen ücretsiz olarak yorumlar kısmından buna katılabilirsiniz. Kayıt linki oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi yorumlar kısmına bırakıyorum. Şimdi kanala abone olup beğeni butonuna bastıysanız hemen videoya geçebiliriz. Endekste kısa vadede bir yükseliş kısa vadede bir patlama olabilecek dememizin asıl nedenleri aslında birçok Farklı noktaya dayanıyor bunların içerisinde kitabı en büyük nedenlerden biri bana göre Ekonomi içerisindeki en büyük neden oluşturabilecek normlardan biri enflasyon durumudur. Türkiye'nin içinde olduğu durumda çok ciddi bir enflasyon sorunu var. Bu enflasyon sorunu oldukça ne alırsak alalım değerlenecektir ama burada tabii ki önemli olan doğru yatırımları bulabilip optimize edebilirsek çok daha iyi bir gelir elde edebiliyoruz. Enflasyon borsalarımızı yani mal fiyatlarını arttırdığı gibi bu malları üreten Hisselerin de fiyatlarını ciddi şekilde arttıracaktır zaten Aslında gördüğümüz zaman bakın şöyle 7-8 Mart itibariyle şu kısmı Baz alırsak Bu seviyeden itibaren Yavaş yavaş yüzde 10'luk bir yükseliş yakalattığını görebiliyoruz Aslında bunu baktığımızda Şuradaki yükseliş gibi böyle tavan bir seri gibi Yükselmediğini hafif yataylar arada kırmızı kapatmalarla birlikte gerçekleştiğini görebiliyoruz yani Çok belli etmese de Aslında şurada Ortalama 10 gün içerisinde yüzde 10 verdi Yüzde 10 demek bugün 6 aylık hatta 7 8 aylık mevduat faizi demek. 7 8 aylık mevduat faizini endeks 10 günde verdi sadece. Buna dikkat çekebiliriz. Bir ikincisine geçtiğimiz zaman sadece Türkiye'de değil Tüm dünyada enflasyon olması daha da kötü bir noktaya itiyor bizi burada. Mal ve emtia fiyatlarının artması hususunda. Özellikle de globalden yani dünyada böyle bir enflasyon olması demek sistemlerin çarklarının birbiri kırılacağı için daha kötü sonuçlar doğurmak demek olacaktır. Şimdi öncelikle gelelim bir şunu inceleyelim. Aslında şöyle bir destek dirençle baktığımız zaman çok daha iyi anlayabileceğiz. Bakın şu seviyelerde yani burayı da işte 2185 olarak ben tahayyül ettim. 2185'lerde güzel bir direnci var. Fakat buradan dönmezse ki ben için çok da mantıklı bir neden görmüyorum. Şu an hem RSI'nin çıkışı birazdan bir iki indikatörle daha bakacağım temel nedenleri anlattıktan sonra. Buradaki dirençten dönmezse aradaki boşluk ve dolar bazlıda da, da aradaki boşluk. Birazdan dolar bazlı grafiğe de geçeceğiz. Aradaki boşlukla birlikte bizlere ortalama yapacağı sıçramanın %5'lere tekabül edebileceğini düşünüyorum. Tabii ki bunu dolar bazıyla da yorumladığım zaman 2300'lerle yani bizim için ortalama 2300'lerle %6'lık bir büyüme bir sıçrama diyebilirim buna. Tabii ki benim uzun vade için borsada düşüneceğim. 2004'ü yani yeni rekorlarını da kıracak. Yeni zirvelere de gidecek ve belki de beklenmedik seviyelere kadar gidebileceğini düşünüyorum şahsen. Fakat daha kısa vadede bir sıçrama atabilme ihtimali işte buradaki iki direnç arasındaki boşlukla çok ciddi bir önem sağlıyor. Bu çok ciddi bir hamle olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri dolar bazlı grafiğe geçtiğimizde görebileceğiz ama enflasyonun yanında konuşmamız gereken bir diğer noktada temettü tarihlerinin yaklaşması. Şirketler artık yavaş yavaş temettü dağıtma tarihine giriyor. Mart, Nisan, Mayıs ayları şirketlerin temettü dağıttığı aylardır. Temettü yatırımcısı borsanın aslında temel kemik yatırımcılarından biridir. Uzun vadeli yatırım yaparlar, sürekli olarak tutarlar ve düşüşlerde daha fazla alım yaparak aslında borsanın daha fazla düşmesini engellerler. Bu çok önemli bir noktadır ve temettü yatırımcısı borsaya çok ciddi katkı yapar. Tam tersi yükselişlerde de alışa devam edip yani rally başladığında alma işlemini yapmadıkları için borsanın stabil ve düzenli şekilde ilerlemesini sağlar. Bu yüzden temettülerin dağıtılacağı bu tarihlerde borsada yine genel yapıda yukarı yönlü hareket etmeye başlar. Yazın biraz da hatta yataya ve düşene bağlamış olur. Şimdi bu da ikinci nedenimizi gördükten sonra gelin biraz teknik noktada inceleme gerçekleştirelim. Bu yüzde altılı kısa sıçramayı ne zaman yapabilir ve yapma olasılığı nedir biraz biraz daha bunu konuşalım. Ben bu sıçramayı yapma olasılığının yüzdesini çok daha yüksek buluyorum. Tarih ile ilgili de şimdi konuşacağız. Öncelikle bir indikatörlerimizi ekleyelim. Tekrar gelelim. Şimdi Wavetrend ve Fisher'a baktığımız zaman sinyallerin aynı günlerde verdiklerini ve şu an sinyallerindeki sapmama durumunun da birlikte ilerlediğini görebiliyoruz. Bu bizim için oldukça güzel bir durum. Yani herhangi, şu an herhangi bir şekilde ne Fisher'da ne de Wavetrend'de bir sat sinyaliyle karşı karşıya değiliz. Ama baktığımız noktada güzel seviyeler yani hafiften şişik seviyelere gelmişler mi yaklaşmışlar diyebiliriz. Bunu da kapattım. Şimdi bunu en iyi aslında RSI'den anlayacağız. RSI 70 seviyelerinde ama RSI daha önceki zirvelerde çokça 95'lere kadar gördü. Bu %6'lık ani sıçrayış ben hızlıca borsanın buradaki RSI seviyesini 80-85 bandı arasına gelebileceğini bir miktar yatayda kaldıktan sonra tekrar bir düzeltme gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Ama bu atışı mutlaka gerçekleştireceğini düşünüyorum. Şimdi Bollinger bandına baktığımızda ise Bollinger bandı şöyle gördüğünüz gibi uzun bir süredir yataydaydı. Bu yatayı ne oldu? Artık Mart'ın 7'si 8'i 9'u gibi kırmaya başladı. Kırarken hem 13 günlük kendi üstel hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Hem de Bollinger bandının şurada gördüğünüz orta kanalın üzerine çıktı. Zaten buralar artık işleme girme noktasıydı. Bunu hem teknik analiz eğitim serimizi baştan sona bitirmiş olanlar hem de trade stratejileri videolarımızı izlemiş olanlar çok iyi biliyordur. Aslında tam bir al ile karşı karşıyaydık. Ve burada bu %10'u 10 gün içerisinde kazanmamak elde değildi. Yani bu trade stratejilerimizi hafif izleyenler bile bunu rahatlıkla bilebiliyorlardı. Şimdi burada gördüğümüz nokta da bu iki direnç arasında bize bu sistemi vermiş oluyor. Tarih kısmını yani beklediğim hedef tarihi en son sizlere söyleyeceğim. Şimdi gelelim bir de BIST 100 yazalım. Slash USD TR'ye bu dediğimiz şey yani XU100 yazdığımız BIST 100 slash USD TR'ye yazdığımızda bunu yine teknik analiz ve orta seviye eğitim seyirlerimizi izleyenler bilir. Doğrudan bizi götüreceği yer dolar bazlı grafiğidir. Ama şuna tıklamıyoruz aşağıdakini. Direkt buraya bir kere Enter'a bastığımız zaman bizi BIST 100'ün dolar bazlı grafiğine getirdiğini görebiliyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman aslında birkaç tane sağlam direnç noktası var. Mesela şurası bizim için sağlam bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Çok kez test etmiş ama grafik çok dalgalı ve çok hareketli olduğu için zaten çok kez test ettiğini görüyoruz. Yani buraya alenade bir seviyede atsak birçok kez oranın başka değerler tarafından test edildiğini görebileceğiz. O yüzden bizim böyle güzel yıkılışlardaki toparlanma noktaları veya güzel yükselişlerdeki dönüş noktaları olan kısımları bulmamız gerekiyor. İşte burada 151 dolarlar seviyesi bizim için iyi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine diğer bir dirence baktığımız zaman 155 dolarlar olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Benim burada alacağım Seviye 155 dolarlar seviyesi olacaktır. Doların da ortalama bu tarihe kadar 15 liralar seviyesine ulaşacağını hesap edebilirsek ortalama endeksin fiyatını çıkartabilmiş olacağız. Bizim daha önceki videolarımızda çektiğimiz hatırlarsanız dolar 13.60 13.70 seviyelerindeyken dolar 14.50 oldu kimsenin haberi yok diye bir video çekmiştim ve orada da nedenleriyle anlatmıştım zaten. Oradaki işlemleri göze alanlar da iyi para kazanabilmişti. Şimdi 155 dolarla ben gidip burada 15 TL olabileceğini düşündüğümüz doları çarptığımızda 2325 Seviyesini bizlere göstermiş oluyor ha, Buraya baktığımız zaman Burada da bollinger bandının Üst kanalının üzerine doğru bir geçiş var arasayda giriş var yani dolar bazda da yükseliş için Gayet güzel sinyaller var Şimdi burada gördüğümüzde de Bizim için aslında doğru seviyeyi çıkarttığını görebiliyoruz 2325'ler seviyesiydi Zaten şuraya koyduğumuz zaman şu anda e, Yükseliş kalemimizi 2325'ler seviyesi bakın Şuralar bizlere ortalama %6.7'lik bir kar marjı Söylüyor Bakın burası aslında olabilecek bir seviye çünkü burada da bir dirençle karşılaşacağız Burada sadece bizim stratejimizi aşağı yöne düşürecek şurada 2285 direnci var. Yani eğer buraya gitmek yerine bu direnci kırıp hızla buraya sıçrama da yapabilir. Buraya da bir sıçrama yapabilir. Bunun için de hemen söyleyeyim sonra akıllarda soru işareti veya zarar marjları kalmasın. Yani burada yapabileceğiniz şey şu olmalıdır. İlk kademenizi burada 2285'lerden satmalısınız. İkinci kademenizi de bekleterek 2325'ler 2330'lara saklayabilirsiniz. Ama tek kademeden alayım tek kademeden satayım mantığını lütfen yapmayın. Zaten finans ve borsa kanalı izleyicileri mutlaka eğitimlerine önem verdikleri için kademeli alım satımın destek direnç takibinin portföy çeşitlendirmesinin yatırım sepeti oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu ne kadar iyi değerler olduğunu biliyorlar. Şimdi bu çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Kısa vadeli böyle bir sıçrayışı bekliyorum. Çünkü buradaki direnç arası oldukça açık. Dolar bazı da ucuzlamamız dolar bazı yükselişi de yani yabancı yatırımcının içeriye girerek bir pamplamasına da etki sağlıyor. Bu yüzden böyle %5 ile %4.5 ile diyelim %6.5 %7 arasında bir yükselişi bekliyorum ve sıçrama şeklinde olabileceğini bekliyorum. Düzenli bir yükselişin gidişatı olmayacaktır. Mutlaka sonra geri çekilmeler salınmalar gerçekleştirecektir. Tarih olarak beklediğim tarihler Nisan başı gibi böyle bir yükselişin böyle bir sıçramanın olabileceğini bekliyorum. Videonun sonuna geldik temettü eğitimimize katılmak isterseniz aşağıda linkini bıraktığım linke tıklayarak Osmanlı yatırımla birlikte çalıştığımız birlikte hazırladığımız temettü eğitimine canlı olarak katılabilirsiniz. 24 Mart tarihinde olacaktır. Nasıl katılabileceğiniz hangi saatlerde olacağı hepsi formun içerisinde yer alıyor. Zaten kayıt linkini aşağı bırakıyorum. Kayıt olmayı unutmayın. Temettülerin hem borsaya etkilerini hem de temettü portföyleri nasıl oluşturabilecek bunları detaylı olarak o eğitimde konuşacağız. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla Bakalım.